Arkadaşım selam ben İsmail Hocan, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasın, hoş geldin. Arkadaş, AYT Fırat'ın kampta, bu kamp çok güzel geçti. Ee, ama bu videoların altına böyle bazı yorumlar geldi. Özellikle böyle her videonun altında olan, e, aynı kişi tarafından da yazılmayan ama aynı içeriğe sahip yorumlardı. Bu yorumlar sevgili arkadaşlarım AYT'deki ilk 10 soruyla alakalıydı. Ben de sizleri tabii kıramayacağım için biliyorsunuz ki daha öncesinde de zaten söylemiştim. İlk 10 soruyla alakalı içerik üretmek istedim. Video hazırlamak, ders anlatmak istedim sizlere. Ve şimdi sevgili arkadaşlarım böyle ilk 10 soruyu yaklaşık böyle 4 videoda falan ele alacağımız şekilde bir serisini başlatmak istedim. Ama yine aynı oynatma listesinin altında yayınlayacağım. Yani ayeti fulleten kamp serisinin altında yayınlayacağım. Ama bu ilk 10 soru için üzülerek söylemeliyim ki kurgu sorulara tabii ki yer veremeyeceğim. Çünkü her birinin kurgularını ayrı ayrı tasarlamak ve bulmak çok zor arkadaşlar. Dolayısıyla sizlere AYT tarzı, önce tabii soruları çözdüm. Soruları çözdükten sonra sevgili arkadaşlarım beğendiğim ve AYT'de karşımıza çıkabilecek cinsten olarak düşündüğüm soruları buraya seçtim. Örnek veriyorum bu PDF'de toplam 10 tane soru var. Bir sonraki pdf'te de yine 10 tane soru var. Ee, ilk iki pdf hazır sonraki iki pdf için sevgili arkadaşlarım biraz beklemek zorunda kalacaksınız çünkü bu önümüzdeki cumartesi pazar ve e, pazartesi çok bir yoğun geçecek benim için e, dolayısıyla youtube videolarıyla çok fazla uğraşamayacağım ama tabi yine youtube için uğraşacağım yani önümüzdeki seneye ki ee, hazırlanacak öğrenciler için 2024 tayfa için bu 3 günümü biraz kapatacağım sevgili arkadaşlar 2024 tayfa içinde buradan eğer izleyenler varsa veyahut out bazen ne hani olur ya inşallah olmaz da mezuna bırakmak isteyen arkadaşlarım varsa e, bir dahaki seneye önümü daha iyi görebilirim diyen arkadaşlarım varsa onlar için sevgili arkadaşlar efsanevi bir kamp geliyor yani Zaten YouTube'da efsaneydi bu konuda. Ama e, ilk defa sevgili arkadaşlarım inanılmaz derecede profesyonel bu işi halledeceğiz. İnşallah sizler için hayırlı uğurlu olur diyelim. Sürprizi biraz, e, biraz daha sonrasına açıklarız böyle 4-5 gün içerisinde inşallah o sürprizi de açıklarız 2024 tayfa için. Şimdi AYT Fulleten kampımızda ilk 10 sorunun ilk videosuna başlıyoruz. Kanala abone olduysan ve burası çok önemli videoyu beğendiysen başlayabiliriz. İlk sorumuz n tane a üzeri x sayısının toplamı n çarpı a üzeri x şeklindedir. Bunu zaten biliyoruz. Bir temel kavram konusu. 6 üzeri x çarpı 6 üzeri x. Ben bunu 2 üzeri x çarpı 3 üzeri x dersem 6 üzeri x yapar. Bir tane daha 2 üzeri x çarpı 3 üzeri x diyelim o halde. Tamam mı? Böylelikle ne oldu? 6 üzeri x çarpı 6 üzeri x'i bulduk. Çok güzel. Şimdi alt kısımda da 3 tane 4 üzeri x var. E bu 4 üzeri x 2 üzeri x ile 2 üzeri x'in çarpımıydı zaten madem öyle 2 üzeri, x, 2 üzeri x, 2 üzeri x, 2 üzeri x, 2 üzeri x gider ve geriye sadece 3 üzeri 2x bölü alt kısımda da 3 üzeri 1 kalır. E bu da 3 üzeri 2x eksi 1'in ta kendisidir. Bak bildiğimiz üstü sayı çözdük ha. AYT sınavındayız ve üstü sayı çözüyoruz. Şimdi bu A sayısı, A sayısı buna eşit. A sayısı 3 üzeri 2x eksi 1'e eşit. Bu A sayısı için bu ifadelerden hangileri doğrudur demiş. Her x doğal sayısı için bir tam sayıdır demiş. x gördüğüm yere 0 yazarsam x eşittir 0 ise 3 üzeri eksi 1 gelir. 3 üzeri eksi 1 1 bölü 3 olduğu için tam sayı değildir. O zaman birinci öncülü patlattık. 2'ye geçtim. Her x pozitif tam sayısı için tam sayıdır demiş. Evet pozitif tam sayılar için bir sıkıntı yok. Çünkü en küçük pozitif tam sayıyı bile ben buraya yazsam 3 üzeri 1 gelir ki bu da 3 yapar. Bu da tam sayıdır. Dolayısıyla ikinci öncül doğru. Her x negatif tam sayısı için tam sayıdır demiş. Negatifleri zaten yazarsam 3 üzeri negatif gelir. 3 üzeri negatif de hiçbir şekilde sevgili arkadaşlar tam sayı yapmaz. Dolayısıyla 3. öncülü de bu şekilde patlatmış olduk. Cevabımız yalnız 2 olacaktı. O halde cevap C şıkkıdır diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Devam edelim ikinci soruyla. Boyalı bölgenin alanının tüm şeklin alanına oran olmak üzere aşağıda eş kareleri ayrılmış A şeklinin ifade ettiği değerle eş kareleri ayrılmış B şeklinin ifade ettiği değerin toplama işlemi gösterilmiş. Bu toplam değerinin 1 bölü 2'den büyük olması için B şeklinde en az kaç tane daha kare boyanmalıdır? Şimdi bu toplam değerinin 1 bölü 2'den büyük olması için diyor ya şimdi A'ya diyecek bir şey yok. Ona dokunmuyoruz zaten. Dolayısıyla A zaten bir tane boyalı ama toplam 6 tane olduğu için 1 bölü 6 olduğunu biliyoruz. Ben bunun üzerine bir x ekleyip bu x ile beraber bu 1 bölü 2'den daha büyük olsun. Şimdi ben bu 1 bölü 6'yı karşı tarafa atarsam x büyüktür 1 bölü 2 eksi 1 bölü 6 gelir. Bunu da 3 ile genişletirsem burayı da 1 ile yine. Burası da neye eşit olur? 3 eksi 1'den 2 bölü 6'ya eşit olur. 2 bölü 6 şurada kaç tane e, kare var. 24 tane. 4 ile genişletirsem 8 bölü 24 olması gerektiğini söyleyebilirim. Şimdi x 8 bölü 24'ten daha büyük olacak. E 8 bölü 24'ten büyük olacaksa x'in ilk değeri 9 bölü 24'tür. Yani bu da ne, ne demek oluyor? Sağ taraftaki e, şekilden 9 tane kare boyanırsa 9 bölü 24 ile birlikte bu 1 bölü 2'den daha büyük olacaktır demek. E zaten bir tane boyanmıştı. 9 olması için 8 tane daha boyanması gerekir. O halde cevap C şıkkıdır. Üçüncü soru. Bir değerinin 2'ye eşit olduğunu ispatlamak isteyen bir kimse şu adımları takip ediyor. x kare x kareye eşittir demiş. Hangisi ilk hata hangi adımda yapılmıştır diye soruyor. Sonuçta 1 2'ye eşit değil biliyoruz. x karenin x kareye eşitliğinden herkes zaten haberdar. x kareden x kare çıkarırsam ve yine x kareden x kare çıkarırsam tabii ne olacaktır sevgili arkadaşlarım? Eşit olacaktır. x parantezine alınabilir bunlar. x çarpı x eksi x. Böylelikle burası da 2 kare farkından x eksi x, x ile x artı x'in çarpımı olur demiş. Burada da bir sıkıntı yok. Dördüncü adımda şunları sadeleştirmiş. x eşittir 2x demiş. Böylelikle her iki tarafı x'e bölerek de 1 eşittir 2 demiş. Şimdi güzel kardeş. Burada hangi adımda hata yapılmıştır? Dördüncü adıma geçtiği zaman hata yapılmıştır. Neden? Çünkü x eksi x sıfırdır. Burası da sıfır. Ben x çarpı 0 eşittir sıfır çarpı 2x eşitliğini kullanıp her iki tarafı sıfıra böldüğümü düşünerekten buradan x eksi x'leri kaybediyorum ama matematikte bir şey sıfıra bölemezsin. Bölersen belirsiz yapmak zorundasın. Belirsiz de gidermek zorundasın limit yardımıyla. E doğal olarak burada sıfıra bölme işlemi hatalı. İlk hata da dördüncü adımda yapılmıştır. Cevap D şıkkıdır deriz. Devam ediyorum. Dördüncü sorumla. M ve N aralarında asal olmak üzere. Aralarında asal iki sayının ekokları sayıların çarpımıdır. Yani M ile N'nin çarpımı o halde 30. Burada bileşik kesre çevirir gibi m ile n'yi çarpıp üzerine 12 ekleyip ben bunu n'ye böldüğüm takdirde 14'ü bulur muyum? Bulurum. m ile n'nin çarpımının 30 olması gerektiğini biliyorduk. Şurası 30. 30'a 12 ekledim 42. 42'yi n'ye bölünce 14 yapar. Tabii ki 3'e bölünce bizden de ne istenmişti? O halde cevabımız e şıkkı olacaktı deriz. Beşinci soru. Ardışık n tane doğal sayının çarpımı şeklinde yazılabilen sayıya ardıl enli sayı denir. Örnek olarak 3 çarpı 4 çarpı 5 bak ardışı 3 tane sayı. Çarpım 60 o zaman bu 60 ardıl burada 3 tane sayı olduğu için üçlü sayıdır. Bir ardıl dörtlü m sayısından büyük olan en küçük ardıl dörtlü sayı ne olmak üzere. M'nin n'ye oranı 3 bölü 7 olduğuna göre m artı n toplamı soruluyor. Bak 3'e 7'yi boşa vermemiş ve bunlar ardıl dörtlüydü. Şimdi ben m sayısını 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6 ardışık olsunlar diye yazdım. N sayısını da 4 çarpı 5 çarpı 6 çarpı 7 biçimde yazarsam. Bak M'nin N'ye oranına bak ne gelecek. 4 5 6 4 5 6 gitti. 3 bölü 7'nin ta kendisi. Yani buradaki ifadenin ta kendisi geldi. Tabi burada biraz kurnazlık gerekiyor. Şimdi o halde M sayısı 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6'ymış. Ki 3 4 5'in çarpımı 60'ta 6 ile çarparsak 360 yapar. 4 5 6 7'nin çarpımı da şurası 20 6 kere 7 42 840 yapar. Bu ikisinin toplamı sorulmuş bizden. M ile N'nin toplamı. Bunları toplarsak 1200 yapar o halde cevabımız D şıkkıdır deriz. Ve devam ediyorum 6. soruyla bir parabol sorusu. Şekildeki eksi x kare bölü 3 artı 10x bölü 3 artı c parabolü ve y eşittir eksi 7 doğrusu m noktasında kesişmekte. Bak şurada kesişmişler. E, burası o zaman eksi 7 ise şurası eksi 7'dir. Demek ki bizim parabolümüz eksi 7 noktasında y eksenini kesmiş. E, parabolün diğer noktalarında biliyoruz. O zaman c dediğimiz şey eksi 7'nin ta kendisidir. Çünkü parabol 0 için eksi 7'den geçmiş olduğunu biliyoruz. Buna göre TN kaç birimdir? TN dediği yer şurası. Aynı zamanda TVN bu parabolün kökleri olduklarından TN uzunluğu aslında bakarsanız iki kök arasındaki mesafeyi verir. Ki iki kök arasındaki mesafeyi ben kök delta bölü mutlak a formülüyle hesaplayabiliyordum. O zaman delta'yı hesaplayalım. Delta için b kare eksi 4 ac'ye bakacağız. B'miz burada 10 bölü 3 olduğu için 100 bölü 9 dedim b kareye. Eksi 4 çarpı eksi 1 bölü 3 var. Eksi 1 bölü 3 A'sı. Bir de C'si. C'si de eksi 7 idi. Şimdi şu eksiyle şu eksiyi götürdüm artı yaptım. 4 kere 1 4. Kere eksi 7 eksi 28. 100 bölü 9. Eksi 28 bölü 3 yaptı. Burayı 3 ile genişletecek olursam. 100 eksi 3 kere 28 84 yapar. Bölü 9 dedim. Üst taraf sevgili arkadaşlarım 16. Alt taraf 9. Şimdi bu delta. E kök delta nedir o zaman? Kök delta 4 bölü 3'ün ta kendisidir. Bölü a'nın mutlak değeri a dediğim şey de x karenin kat sayısıydı. Yani eksi 1 bölü 3'ün mutlak değeri o da 1 bölü 3'tür. E 3'ler giderse karşıma 4 çıkar ki bu da kökler arasındaki mesafedir. Yani tn uzunluğudur. tn kaç birimdir diye sorulmuştu. C'deki 4 birimdir diyebiliriz sevgili arkadaşlar gönül rahatlığıyla. İlk sayfamızı bu şekilde bitirmiş olduk. Umarım senin de sayfan bu şekilde dolu doludur ve tabii ki doğrudur. Devam edelim ikinci sayfamızda. Soru numarası 7. A bir gerçel sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı fx eşittir a x, x 4 fonksiyonunun grafiği birim karelere bölünmüş dik koordinat düzleminde çizildikten sonra eksenler silinince oluşan görünüm aşağıda verilmiş. Şekilde a noktasının koordinatları toplamı yani şu noktanın koordinatları toplamı 18 olduğuna göre a noktasının x eksenine uzaklığı kaç birimdir diye soruluyor. Şimdi şöyle diyelim aslında a noktasının ordinatı soruluyor bize. Öncelikle ben şu noktanın şuradaki noktanın absesini bilmiyorum. O absese k demek istiyorum. Yani x ekseni neredeyse artık şuraya k demek istiyorum. k dedikten sonra gençler k yerine yazarsanız a çarpı k eksi 4 a çarpı k eksi 4 ederiz. Yani k için bu fonksiyon k a çarpı k eksi 4'ten geçiyor. Ee, peki A'nın ordinatı ve absisi için ne söyleyebiliriz? Bak absisi bir küçülmüş yani k 1 olmuş. Ordinatı da 2 büyümüş. Dolayısıyla ak 2 olur. Ben bunları toplarsam k artı ak 3 olacaktır. Ve ben bunun 18 olması gerektiğini gayet iyi biliyorum. O halde k artı ak 3'ü karşı atarsam 21 olur. Bunu k parantezine alırsam a artı 1 gelir. Ve bu da sevgili arkadaşlarım bize neyi verir? 21'i verecek. Pekala k çarpı a artı 1 dedik arkadaşlar bu kısma. Ee, burada burada k parantezini doğru aldık değil mi? Tamam çok güzel. K ile a artı 1'in çarpımının 21 olduğunu bulduk. Ee, ve artık biz şunu yapmalıyız. Burada a 2, 8, 4 olması gerektiğini biliyoruz biz bu fonksiyonun değil mi? E bu fonksiyon a 2, 8, 8, 4 ise burada k çarpı a artı 1 için ben ne söyleyebilirim? Buna bakalım. Sonuçta çarpımları 21 gelecek. Ki 21 de zaten çok fazla bir seçenek yok. 3 kere 7 ya da 7 kere 3 olacak. Mesela burası 3 ve burası 7 olacaksa A6 olur. Burası 7 ise burası 3 ise A2 olur. Böylelikle 3 kere 7 21, 7 kere 3 21'i buluruz. Peki şimdi burada K eğer 3 ise ben bir kere A'nın apsisinin ve ordinatının ne olduğunu biliyordum. Şu yani A K 2 bizim ordinatımız olacak. Şimdi 3 çarpı 6'dan yani 18'den 2 çıkarırsak 16'yı buluruz. 7 kere 2 14'ten 2'yi çıkarırsak 12'yi buluruz. Kişiklerimizde 12 olduğu için doğru cevaba D şıkkı denilebilir. Çünkü bizden bunun x eksenine olan uzaklığı istemişti. Yani y eksenini e, üzerindeki ordinatı ya y ekseni üzerinde demeyelim de bu noktanın ordinatı sorulmuştu. Bu noktanın ordinatı bize x eksenine olan uzaklığı verecekti. Demek ki 12 olabiliyor. O halde cevabımız 12 idi diyebiliriz gençler. 8. soru dik koordinat düzleminde 0-10 kapalı aralığında tanımlı F ve G fonksiyonlarının grafikleri aşağıda verilmiş. Buna göre şimdi sadece grafik lazım bize. Buna göre 0-4 aralığındaysa x'ler yani seçilen x'ler şu aralıktaysa f eksi g f g yani kırmızıdan maviyi çıkar demiş. Kırmızıdan mavi çıkarsa pozitif bir sonuç elde ederiz. Çarpı fx demiş. fx x burada pozitifti. Pozitifle pozitifin çarpımına sıfırdan küçük demiş. Yalan söylemiş. Gitti. Şimdi devam. Eğer x'ler 4 ile 6 aralığındaysa demiş f eksi g'ye bakıyoruz. Yani kırmızıdan mavi küçükten büyüğü çıkardım eksi geldi. Çarpı gx gx pozitifti. Eksi ile artının çarpımı sıfırdan büyük olur demiş. Bu da yalan. Demek ki cevap yalnız 3. 3'e de bakalım. x'ler 6 ile 10 aralığındaysa yani buradan seçiliyorsa f ve g'nin çarpımı f de g de pozitif olduğu için çarpımları pozitiftir. F'in G'den farkı kırmızı daha yukarıda olduğu için f eksi g pozitiftir. Artı bölü artı artıdan daha büyüktür. Yani sıfırdan daha büyüktür demiş. Dolayısıyla üçüncü öncül doğru cevap da C şıkkı olur deriz. Geçtim 9'a. 9. soruda A bir pozitif tam sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde f ve g fonksiyonları fx eşittir 3x artı a olarak verilmiş. Şimdi f içerisinde f içerisinde o zaman fx var burada ben ona 3x artı a yazabilirim tabii ki. Peki f'in içerisine 3x artı a'yı nasıl monte ederim? x gördüğüm yere 3x artı a yazarım. Böylelikle 3 çarpı 3x artı a artı a derim sevgili arkadaşlar. Bu da bize 9x artı 3a artı a'dan 4a'yı verir. Yani aslında şu kısım 9x artı 4a'ymış. f'in içerisinde 9x artı 4a bu bize neyi veriyor? gx'i veriyor. Ve ekstra demiş ki her x reel sayısı için gx de F içerisinde 9x artı 8'e eşittir demiş ne hikmetse. 9x, 9x, 4a, 8. O zaman a kaçtır? 2'dir. Bizden ne isteniyor? 2 isteniyor. O halde cevabımız B şıkkı olur deriz. Ve son sorumuz. Son soruda A ve B birbirinden farklı gerçel sayılar olmak üzere. Çok güzel bir soru. Çok beğendiğim bir soru. TYT'de de çıkabilir. AYT'de de çıkarsa şaşırmam. Ama ciddi anlamda çok güzel bir soru. Dolayısıyla dikkatli dinlemende fayda var. A ve B birbirinden farklı gerçel sayılar olmak üzere. 3x eksi 12'nin mutlak değeri işlemi ile ilgili olarak. X yerine ela demiş ki x yerine a yazınca işlemi sonucunu a buldum. Şimdi x gördüğüm yere a yazıyorum. 3a eksi 12 bunun mutlak değeri eşittir a bulmuş. Çok güzel. Efe de demiş ki x gördüğüm yere b yazınca işlemin sonucu b oluyor. Yani 3b eksi 12 mutlak değeri eşittir b oluyormuş. Şimdi sol tarafa bakacak olursak 3a eksi 12 ya aya eşittir, ya da 3a eksi 12 eksi aya eşittir diyebilirim, değil mi? E buradan 2a eşittir 12 gelir, ise a eşittir 6'dır. Bu a eşittir 6'yı alt kısma yazalım. O halde a eşittir 6'dır diyebiliriz. Daha sonrasında sevgili arkadaşlarım, sol taraftaki, sağ taraftındaki çözersek, e, burası, şurası eksi a olacak özür dilerim. 4a eşittir 12 ise, hemen 4a şurası eksi a arkadaşlar, 4a eşittir 12 ise. A eşittir 3 gelir. Şimdi ben sağ taraftaki 3B eksi 12'nin mutlak değeri eşittir B'yi çözecek olursam çözümler aynı gelecektir. Yani B eşittir 6 ve B eşittir 3 gelecektir. Sonuç olarak A gördüğümüz yere sadece B yazmışız değil mi? Mantıklı düşünelim. Şimdi L, ve F işlemleri doğru yaptığına göre verilen işlemde X yerine A artı B yazılırsa hangi sonuç bulunur? A, A ve B neydi? Birbirinden farklıydı. He, şimdi A 6 ise B 3'tür. Veyahut A3 ise B6'dır demeliyiz. Doğru mu? Pekala. Ama ne olursa olsun 6 ile 3'ün toplamı da 3 ile 6'nın toplamı da 9 yaptığı için x gördüğümüz yere 9 yazarsak sonuç kaç gelir diye sorulmuş. Nerede? Burada. O halde yazalım. 3 çarpı 9 eksi 12'nin mutlak değeri bize 15'in mutlak değerini verir. Yani 27 eksi 12 15'in mutlak değeri. Bu da 15'i verir. O halde cevabımız da B şıkkı olur sevgili arkadaşlar. Her zaman ama her zaman söylediğim gibi artık burada pdf e, bu video sonuna geldik bitti ama her zaman belirtiyorum size bu videolar içerisinde her daim söyledim mühim olan zor soru çözmek değil bunu atın kafanızdan artık bu tabuları yıkın yani biri size e, gelip siz e, ÖSYM tarzı stili sorular çözerken bu sorular e, bir arkadaşınıza kolay gelebilir sizin için de kolay gelebilir hiç sıkıntı değil yani sen Ankara Fen Lisesi'nde okuyor olabilirsin Galatasaray Lisesi'nde okuyor olabilirsin ee, eğer amacın sadece sınavda matematik netlerini yüksek yapıp ee, sınavdan sonra örneğin bir eşit ağırlıkçı olabilirsin. Sınavdan sonra matematikte benim işim olmaz diyorsan o zaman ÖSYM tarzıyla çalışman gerekiyor. Yani zor soruyla değil. Ö ÖSYM tarzına göre buna uygun sorularla çalışman gerekiyor sınava. Bir arkadaşın gelip sana şunu söyleyebilir. Bunu mu çözüyorsun iyi? Hani ne? Bu ne ya? Bunu mu çözüyorsun sen ya? Daha zorlarını niye çözmüyorsun ya? Bak çok zor çıkabilir abi. Bu, bu, bu yalan. Bunu boş geç sen. Dinleme bile onu. Bak böyle a evet ya haklısın de geç çözmeye devam et. Önemli olan zor soru çözmek değil. Önemli olan ÖSYM'nin tarzını anlamak. Ya bu ÖSYM denilen kurum 30 seneden fazladır bu ülkede sınav yapıyor. Her sene 5-6 tane belki 7 tane sınav yapıyor. Ve bu adamların bir tarzı var, bir stili var artık. Bu soruları bizim gibi böyle piyasada soru yazan hocalar yazmıyor. Profesörler, doçentler yazıyor. İlla ki aralarında e, ismi büyük olan yazarlar da vardır. İlla ki aralarında yazarlık geçmiş olanlar da vardır. Fakat diyorum ya, ya bu işi üstatlar yapıyor zaten. Tamam mı? Yani kalkıp da e, böyle. Ben inanılmaz derecede zor soruları çözebiliyorum. ÖSYM'nin sorularını öfürürüm falan diyen adam boş konuşuyordur. Tamam yani o çözsün zor sorularını. Sıkıntı yok. Ha şunu söyleyebilirsin. Zor soru çözülmeli mi? Bence evet çözülmeli zaten. Hocam şimdi bu ne perhiz bu ne lahana turşusu diyebilirsin. Ama yani şöyle matematikte gelişmek istiyorsan. Matematikte üstüne koymak istiyorsan ve ileriki hayatında matematiği boşlamak istemiyorsan eyvallah çöz. Ben çözüyorum abi. Ben çözüyorum. Çünkü beni geliştirecek bir şey varsa bunlardır. Yani ben şu an e, deli divane matematik bildiğimi varsayıyorum. E, tamam, hoş, güzel. Bunu geliştirmek için şu an açıp antrenmanlarla matematik mi çözmeliyim? Yoksa daha böyle inanılmaz derecede üst kaynaklar mı çözmeliyim? Tabii ki üst kaynaklar çözeceğim. Tabii ki zor sorular çözeceğim ve zor sorular yazmaya gayret göstereceğim. Çünkü bu benim mesleğim. Benim ilgi alanım bu. Ben matematiği seviyorum. Ben matematiğe aşığım. Eyvallah. Ama amacın sınava gireyim. Matematikte şöyle artı 35 net gelsin puanımdan çalmasın yemesin puanımı ben de istediğim sıralamayı yapıp istediğim üniversiteye yerleşeyim sonra da o bütün matematik kitaplarını letgo'dan satarım diyorsan e tamam eyvallah o zaman. Senin yapman gereken ÖSYM tarzı çözmek bu kadar basit. Yani öyle şey falan yapan varsa takmayın aldırış etmeyin siz beni dinleyin arkadaşlar ÖSYM tarzı candır ÖSYM tarzına uygun sorular bulup onları çözmeniz lazım. Evet gençler. Sonraki o zaman videoda görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.